5 Ocak TV'den merhaba sevgili seyirciler. Adana Demirspor'u konuşacağız. Konuğumuz tanıtmaya da gerek yok aslında. Yüksel Yeşilova dersek hemen hemen tüm futbol alemi bilir. Dünya çapında bir hocamız, teknik direktör Yüksel Yeşilova. Adana Demirspor'u konuşacağız dedik çünkü Perşembe günü Konferans Ligi karşılaşması var. Romanya'ya gidecek Adana Demirspor. Kluj takımıyla oynayacak. Neden Yüksel Yeşilova? Çünkü bırakın Türk futbolunu. Hani sınırlar dışındaki tüm takımlara da hakim olduğu için, Kulüc'de çalıştığı için zamanında, yani o yöreyi çok çok iyi biliyor. Biz de Yüksel hocamıza rica ettik. Hocam gelin 5 Ocak TV'de Kulüc takımını bir anlatın, bir kıyaslama yapalım. Adana Demirspor'un işi kolay mı, zor mu? Detayları hocamızdan alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi formdasınız. Teşekkür ederim. İyi bulduk çok sağ sizi, olun. İyi gördük. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Tabii tekrardan ki, teşekkür ediyoruz. Duydum. Ne yapıyorsunuz hocam? Nasıl keyifler? Vallahi iyi çalışıyoruz. Akademilerim var biliyorsunuz yurt dışında. Onlarla uğraşıyoruz. Bakalım nasip bir takım çıkarsa yine çalışmaya bakacağız. Hocam Haaland sizin talebeniz değil evet, mi? Öyle bir mevzu var. Akademiden. Vardı. Akademiden. Eskiden evet. Şimdi City'den. Ama daha çok var yani. Birçok futbolcuyu kazandırdık. Daha önce hatta en son bu Romanya milli takımında oynayan bir genç var 15 yaşında en sağlı. Bunu çok ısrar ettik Türk milli takımında az da olsun oynatılsın işte Türk statüsünde oynasın diye. Ama başarılı olamadık. Romanya onu oynattı maalesef. Romanya milli takımında oynadı. Evet. Şimdi nasip biliyorsunuz hocalıkta. Hocam teknik direktörlerin işi hep nasip, kısmet. Tabii ki. Ama şimdi şöyle bir şey. Hep nasip kısmetle de olmuyor. Belirli bir yere kadar çalışıp çabalaman gerekiyor. Ondan sonrası nasip kısmet. Şimdi mesela benim bir bilinen var. 8 ülkede çalıştım. Değişik ülkelerde. Neden çalıştım? Çünkü 5 dili Türkçe gibi konuşuyorum. Yani ben de Türkiye'de oturup bir dil Türkçe ile kalmış olsaydım. Kendinizi geliştirdiniz tabii yani ki. Bunu anlatmaya Yani şimdi çalışıyorum. Beş dili bilmek avantaj. O yüzden yurt dışına çıkabiliyorum. Çoğu kaliteli hocalarımız var. Ama yabancı dil bilmediği için Türkiye'de çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani benim avantajım o. Çalışıp bir yerlere gelmek için çabalarsan, pes etmezsen Allah tekrardan açar o kapıyı. Tekrar hak ettiğin yere getirir seni. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tabii ki onun için uğraşıyoruz. Evet. Hocam Kulüc diyelim. Adana Demirspor'u zaten evet. Biliyorsunuz. Kulüc Adana Demirspor Perşembe günü 20.30'da TV8.5'da evet. Verecek canlı naklen yayınlanacak. Ne diyorsunuz Kulüc'e? Demirspor taraftarları şimdi, sizi merakla bekliyor, dinliyor şu an. Evet, şimdi Detaylı bir bilgi alalım. Daha önce de sizinle konuşmuştuk. İlk kura çekildiğinde. Evet. Ben bazı şeyler söylemiştim. Şimdi o günden bugüne Kulüc takımında çok şeyler değişti. Çok şeyler derken oyun sistemleri değişti. Yeni hoca geldi çünkü. Transfer politikası değişti. Oyun sistemi değişti. Yani bence o zaman söylemiştim ben hani Adana Demirspor'un işi zor, o kadar kolay olmayacak diye. Şimdi daha zor. Nasıl? O kadar kolay değil. Şimdi nasıl şunu öncelikle bir özetleyeyim. İtalyan bir hoca geldi. Takımın ekolünü bütün yabancı futbolcular olmak şartıyla bile yani Hırvatistan'dan transferleri var işte yurt dışından Ghana'dan getirdiler. Birçok transfer hatta ve hatta takımında oynayan Roman futbolcuların bile hepsi İtalyan patenti. Yani İtalya'da yıllarca oynamış futbolcular. Bu ne demektir? İtalyan ekolü. Yani ben maçı direkt takip ettim son iki maçını. Hocam ona gelmeden önce Adana Demirspor'un geç 2 yıl yani Süper Lig'de Montella yani evet. İtalyan ekolünü evet. Biz de öğrendik burada daha doğrusu evet. Göre göre sıcak ama sıcağını. Şimdi orası biraz farklı yapıyor şey. Cefere Nasıl Kulüc hocam? Nasıldı? Mesela biz yıllar önce orada ben çalıştığım dönemde Portekiz ekolü başlattık. Yani takıma 8-10 tane Portekiz futbolcu, Portekiz'de oynamış veya siz Kulüç'te çalıştınız 3 tabii. 3 sene kaldım orada Hüsnü tabii yani. Ki. Çok iyi biliyorum orayı yani. 3 sene de kısa bir süre değil yani bayağı teknik hocam, direktör bayağı. Olarak. İspanyol ekolü vardı. Şimdi İtalyana döndü. Bakın takıma bakılırsa kalecileri İtalya'da oynamış, sol açıkları İtalya'da oynamış, iki stoper sol İtalya'da oynamış, hocaları İtalyan teknik direktör ve dediğim gibi son maçlarını çok hassas takip ettim. Nasıl iyi analiz yapmak için? Hani, 2 maç oynadılar değil mi? İki Lig maç maçı. Oynadılar tabii ki. İkisinde galip geldiler. İkisinde galip geldiler. Ama bu galip gelmek çok ölçü olmasın. Çünkü iki takımda birisi Poli Iaş'a karşı oynadılar. Birisi Utarat'a karşı oynadılar. İkisi de bence düşmeye oynayacak takımlar. Hı hı. Yani altlarda, alt statüde olacak takımlar.
ölçü oyun olmasın ama dikkat edilirse, o maçlarda oynama sistemine dikkat edilirse çok enteresan bir şey var. Nedir hocam? Mesela Utah Arad'da 3-1 kazanmalarına rağmen topu tutma oranı Cefere Kuruc'un %44. Top sürekli Utah Arad'daydı. Bunlar topu takip ediyor, topu fazla tutmuyorlar. Rakibe mi veriyorlar yani, öyle mi? Hayır, rakibe vermiyorlar. Topla çok pas yapmıyorlar. Hı hı. Topu kazandıkları zaman en çabuk yoldan atağa geçiyorlar. Yani bir takım düşünün 3-1 kazanmış ama topun oyunun sadece %44'ü top onda olmuş. Hı. Burada bir şeylik var. Ondan önceki maçta yine aynı. 2-0 kazandılar. Sadece %33 top tutma oranı onlardaydı. Bu kadar enteresan bir şey. Çok enteresan. Yani ben yıllarca futbolu takip ediyorum. Hatta analizlere çok detayına giriyorum bilgimizi geliştirmek için. Bir takım düşünün 3 gol atıyor ama oyunun %65'ini öbür takım oynuyor. O öbür takımın üstünlüğü var veya top onlarda. Topu kazandıkları zaman... Yani bu oyun felsefesi midir onlara göre, kuluca göre? Tabii ki. Hayır, şimdi İtalyan sistemine dönmüşler. Ama hocam Montella mesela Adana Demirspor'da hep topa hakim olmak isterdi. Top bende kalsın, topla yok, oynayayım. O biraz eski bir... Yani Montella yani böyle yapardı. İspanyol'un belki, yani İspanyol sisteminde daha çok topla oynamak... Hatta kaleciyi bile oyuna sokardı. Tamam, Ergül. Şimdi kaleciyi oyuna sokmak bütün dünya futbolundaki olan bir şey. Ama bir topu çok fazla tutmamak... Hatta ve hatta pasa da pas şeyine de girirsek %65 pasları yanlış kullandılar. Yani hatalı paslar yaparak oynadılar. Bu ne demek? Bu takım çok topla oynamayı sevmiyor, çok pas yapmıyor, pas trafiği. Ama en kısa yoldan atağa geçiyor. Yapılacak şey defans. Peki siz Demirspor hocası olsanız ne yapardınız ya peki buna karşılık yani? Yok şimdi biz saygısızlık yapmayalım yani. Şimdi hocaların... ya burada yani en azından... Şimdi onların değişen, daha başka değişen şeyleri anlatayım Ergün, ondan sonra geçeyim. Tamam. Defansı tamamen değiştirdiler. Yani iki tane İtalya'da oynamış stoper aldılar. Bu iki stoper de milli futbolcular. Yani çok tecrübeli milli futbolcular. O bölgeleri çok, bunlara gol atmak çok zor. Bir de dikkat edilecek bir şey, bu hafta tam kadroyla oynamadılar yani. İnsanlar son oynadığı kadroya bakıp da hareket ederse orada da yanılır. Öyle mi? Tabii ki, bir iki futbolcularını oynatmadılar. Gençlerle oynadılar, zannetmiyorum burada o gençlerin oynayacağı. Yani Demirspor maçını düşünerek herhalde, değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Yani takım mesela gençlerle tecrübelerin çok iyi bir karşılaması. Yani gençlerin ilk birisi var 21 yaşında, birisi var 24 yaşında sabek. Bunlar Romanya milli takımında oynuyorlar. Çok hızlı futbolcular ve gola çok yakınlar. Yani bence çok zor maç olacak. Kluivert olsanız ne yaparsınız hocam? Hangi sistemle çıkarsınız? Ya şimdi Kluivert olsam gol yememeye bakarım. Çünkü onlara orada gol atmak çok zor. Yani gittiğimde Kuruc'da gol yememeye oynamak gerekiyor. Çünkü gol biraz zor atarlar orada. Çünkü statı daha önce de söyledim. 22 bin kişilik bir statları var. Seyirci baskısı o kadar müthiş oluyor ki, öyle bir atmosfer oluyor ki orada bir avantaj sağlıyorlar. Dolu herhalde. Full, maçta. Full dolu. Yani şimdiden dolu. Tek o maç değil, bütün maçları dolu. Bütün maçlar dolu. Şimdi zaten Adana Demirspor maçından sonra da ilk düşü rakibe geliyor. Krayova takımıyla oynayacaklar. Yani bu iki takım ölçü olmasın. Ama avantaj oluyor onlara. Neden? Oynamış oluyorlar. Yani iki maç oynadılar. Eksiklerini gördüler. Futbolcular birbirlerini biraz daha tanıdılar. Bu avantajla geliyorlar. Evet, yani tabii Adana Demirspor'da da bir değişen kadro var. Genel ama omurga korundu ama tabii 3 tane bir transfer var mesela. Evet. Dorukhan geldi, evet. Yabancı stoper geldi hocam. Evet. Dolayısıyla Nani geldi. Evet. Hoca oynatır mı oynatmaz mı bilmiyorum. Tabii Onyekuru gitmeyecek. Gitmedi. Kadroya alınmadı. Ama baktığınızda Yusuf Sarı duruyor, Akintola, evet, duruyor, Şerif Endiaye duruyor, Belhanda duruyor, Emre Akbaba duruyor. Kemiği duruyor. Yani bekler tamam. Duruyor, stoperler de. Transferler de iyi transferler. Yani yaptığı, evet, transfer politikası da Adana Demirspor. Doğru mudur hocam? Tabii, iyi politika izledi yani. Bir tek bazı yerde soru var ama o da ben hani orada yorum yapmak istemiyorum. Anladım. Kafamda yani yanlış olduğunu, İlk doğru karar mı değil mi diye düşündüğümüz bir yer var. Evet.
Nedir hocam o? Onu da bilmiyorum vallahi. Şimdi diyecekler hoca sen hani kimsin, o kim, böyle şeylere girme ama Kuray Fırat'ın doğru olduğunu düşünmüyorum şu an. Evet. Yani bilemiyorum. Daha Hocam tecrübeli bir hoca, ben daha şöyle bakıyorum hocam. Artık tamam yani göreve geldi Clivert Hoca. Kamp dönemi beraber geçirdiler. Sonuç itibariyle de artık Perşembe günü de takımının ilk maçına çıkacak. Hocayı burada görmemiz lazım. Tabii kolay değil. Yani Montella'nın üzerine gelmek hangi hoca olursa olsun evet. kolay değil hocam. Ben Yani şimdi Montella geldiğinde herkeste bir soru işareti vardı. Adana'dan vardı. dostlarımız aradı. Vardı. Dedim ki hiç korkmayın, çok iyi bir hoca geliyor. Çünkü ben onunla Kuban Krasnodar'da çalışırken kamp yaptım. Aynı yerde kamp yaptık. Tesadüf aynı şehirdeydik. O kadar güzel çalışma metodu vardı ki, o kadar güzel bazı şeyleri hazırlayıp uyguluyordu ki ben hemen söyledim. Çok iyi bir hoca, çok iyi bir tercih. Zaten şeyine de bakılırsa CV'sine Serie A'da çalışmış en genç hocalardan birisi kendisi yani. Burada da daha iyi tecrübelendi. Keşke kalaydı ya ama tabii ki Hocam o tam mümkün geriye değil. dönmenin bir anı şöyle ki Yok. Hoca hazır bir kadroya geldi açıkçası. Sistem olarak hazır, Ergün, futbolcu şimdi olarak bak hazır. şöyle bir şey anlatayım ben sana. Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan birisi takıma teknik direktör getiriyorlar. İsmine bakarak veya işte o bu 5 kere şampiyon olmuş, bunu getirelim diyorlar. Ama kadroları düşmeye oynayacak bir kadro. Yani orada o hocanın istediği kadar şampiyon olsun, düşmeye oynayan bir takımda başarılı olma şansı az. Takımında hep gençler var. Gidiyorlar, aa bu çok iyi isim. Hep tecrübeli isimlerle çalışmış. Hocayı getiriyorlar. Ondan sonra olmuyor. Tabii ki olmaz. Bu adam alışmış tecrübeli futbolcularla çalışmaya. İşte bazı şeyler daha kolay oluyor işi bilenlerle. Takımında hep papaz futbolcular var. İşte yaşlı tecrübeli futbolcular var. Gidiyorlar, getiriyorlar. Genç milli takımda bir hocayı getiriyor, koyuyorlar. Olmaz. Önce takımını bir oturacaksın. Diyeceksin yine benim takımım ne? Hedefim ne? Hedefim düşme ise düşmeye oynayayım. Başarılı olan hocalar arasında seçim yapacaksın. Şampiyonluksa 5 tane hoca bulacaksın. Şampiyonluk yaşamış, takımı başarıya getirmiş. Onlar arasında seçim yapacaksın. Şimdi Demirspor'un kadrosu oturmuş bir kadro. Tecrübeli bir kadro. Bu bir avantajları. Aldıkları transferler de nokta transfer. Yani gidenin yerine Hocam bir de bir özellik var. Yani her transfer oturuyor takıma. İşte onu Çok diyorum. başarılı Adana Hayır, çok Demirspor bu anlamda. dağıtmadan, yaz boz yapmadan Evet yani. doğru yoldalar. Yani ben inanın yani hayal gibi görebilir insanlar ama bu transfer politikasını izlerlerse 3-4 sene sonra, 2-3 sene sonra Adana Demirspor şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Kimseye de sürpriz olmasın. Çünkü Hedef o zaten. tabii oraya da gidiyorlar Ergün. Yani transfer politikalarını ben takip ediyorum. Yaptığı çalışmalar 2-3 yıl içinde şampiyon olmak. Ve çok doğru yapıyorlar. Çok bozmuyorlar, çok transfer yapmıyorlar. Gidenin yerini daha iyisiyle doldurdular bu sene. Hiçbir eksiklik yok takımda. Evet, kulüce dönelim hocam. Evet, buyur. Kulüce dağıtmayalım kulüç Tabii ki. konusunu. Şimdi taraftarlar da gidecek hocam. Evet. O açıdan da bir değerlendirelim. Tribünde izleyecekler tabii Evet. karşılaşmayı. Ne bekliyor taraftar orada? Adana Ya Demirspor şimdi taraftarını. bakın, Her anlamda çok değerlendirelim. sakin, agresif olmayan bir taraftar bekliyor. Şimdi mesela Rapid Bükreş'in olsun, işte Dinamo Bükreş'in olsun, Steaua Bükreş'in, bunların taraftarları çok agresif. Ama Cefere Kulübü'nün taraftarı çok sakin. Gittiğinde zaten taraftarlar da görecekler. Seyircinin belki %30'u ailedir. Çok iyi. %20-30'u bayanlardır. Yani öyle rahat bir ortam. Sadece takımlarını desteklerler. Öyle bir agresif hiçbir şey yapmazlar. Takımı rahatsız edecek veya işte taraftarlarla böyle tartışma, dövüş falan. Hiçbir şey olmaz. Çok sakin. Ve Cluj şehri Romanya'nın en okumuş, en saygılı insanların yaşadığı şehir. Yani çok güzel bir maç olacak. Hem de bir tatil taraftarlar için. Tabii ki En gitmek maçlarını isteyen olursa izleyecekler. Cluj çok güzel. Yani Romanya'nın üçüncü büyük şehri ve çok güzel bir şehir. Sıcak mı, serin mi hocam? Şimdi orası biraz daha maçlar
Macaristan'a yakın olduğu için biraz daha serin. Ama serin. Şu an bu taraflar, Bükreş olsun, o bölgeler çok sıcak. Sıcak. O zaman aynen, taraftarlara söyleyelim, üzerlerine bir şey alsınlar hocam. Yani gidenler akşamları serin olur. Akşamları serin olur. Yağmur da sürekli yağar orada. Yani. Öyle mi hocam? Evet. Peki Kulüç takımıyla ilgili ekleyeceğimiz var mı hocam? Böyle dikkat edilmesi gereken. Dediğim gibi defansları çok iyi oturdu. Sağlam, evet. Bu hafta sürpriz oldu. Çok genç bir kaleci oynattılar 21 yaşında. Bilemiyorum, acaba statü olarak mı oynattılar? Şöyle bir şey yapayım, ben onu da anlatayım ki yani kadroya bakarken bir iki değişiklik mutlaka olacak. Romanya'da ilk maçlarında şöyle bir şey var. Mutlaka ve mutlaka kadrosunda iki tane U21 olacak. Şimdi bir tane U21 oynattıkları bölgede çok tecrübeli, çok iyi bir adam vardı, oturdu. Hani statü gereği mi oturdu? Çünkü iki tane oynaması gerekiyor ya. Ama anladım. Biz Demirspor'a karşı oynayacağını düşünüyorum. Yani iki tane genç milli oynadığı için geçen haftaki maçı başka bir kadroyla çıkmak zorunda. Ama Demirspor'a karşı öyle bir uygulama yok UEFA kupalarında. Yani orada çok tecrübeli bir adamı varken genç bir Kamaria'yı oynattı. O da çok tecrübeli, 21 yaşında işte milli futbolcu. Hangi sistemle çıkıyorlar hocam? Bu hafta şey oynadılar, 3-5-2. Ama bence bu hafta dörtlülerler arkaya. Tabii. Yani Demirspor'a karşı dörtlü bir sistem. Adana Demirspor'un çıkanır. Hücum gücü bir defa, evet. Yani forvet hattı çok çok iyi. Ama defansları çok sağlam, yine söylüyorum. Bak, orada çok enteresan bir şey daha var Cefere Kuluş'ta. Bir sağ bekleri var. Yani bir orta saha ilerisi gibi tehlikeli gol. Her yıl 4-5 gol atıyor. Yani arkadan çok bindirmeler yapıyor, çok gitmeler gelmeler yapıyor. Çok güçlü bir takım. Orta sahaları tecrübeli. Daha önce söylediğim gibi Hırvatistan milli takımından aldılar. İşte Filip diye bir genç çocuk var, 21 yaşında, Romanya milli takımı. Takımları iyi bir takım gerçekten. Anladım. Bu sene şampiyonun en büyük adayları. Tabii bu iki bacaklı maç olduğu için hocam. Tabii ki. Sizin dediğiniz strateji doğru. Yani gol yememe. Ya orada gol yememeden gelmesi çok büyük avantaj. Evet, yani burada en azından ustad da boğabilir Adana Demirspor taraftarıyla. Ya o zamana süre geçiyor. Yani Demirspor bazı şeyleri de görüyor. Tabii. En azından oynadığında rakibi de görmüş oluyor. Kesinlikle. Mesela bu hafta oynadığında Cefere'nin açıklarını görecek teknik direktör. Hı-hı. Ona göre ikinci maça hazırlığını yapacağını düşünüyorum. Biz evet, başarılar dileyelim Adana Demirspor'a tabii buradan. Tabii ki memleketimizin takımı yani. Kesinlikle İleriz, hocam. Yerlerde olsun. Güzel ifadeler de, güzel bilgiler de verdiniz tabii hocam. Ki. Ekleme yapacağınız var mı tüm bu anlattıklarınıza? Ya takımla ilgili mi yoksa genel olarak? Genel olarak hocam. Yani hem Kulüc'le ilgili gibi, hem Kulüc'de olması gerekenler. Hiç sorun çekmezler. İnsanlar çok yardımcı olurlar onlara. Yani taraftarda bir sıkıntı çıkmaz. Zaten tercümanları da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bizim ekipte çalışan birisi. Hı hı. Gereken yardım gösterdiler. Adanalı seyircilerimiz de gelir yani oraya, o bölgeden. Evet, orada olanlar da gelecekler. Tabii evet, ki. Çok zorluk çekmezler herhalde. Yani iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Adana Spor favori gibi gözüküyor. Adana Demirspor hocam. Adana Demirspor pardon. Evet. Adana Demirspor favori gibi gözüküyor. Favori olduğuna da inanıyorum. Ama çok zor. Elbette zor hocam. Kolay şimdi olmayacak. Demirspor tarihinde ilk defa bir Avrupa maçı oynanacak hocam. Evet. Konferans ligine çıkacak Adana Demirspor ki hakikaten yani sonuca bakmaksızın çok büyük bir heyecan var camiada. Evet. Yani pür dikkat izleyecek herkes. Hepimiz evet. İzleyeceğiz. Tabii ki. Bizim için de yani gazeteci olarak bizim için de çok farklı bir deneyim sizler olacak. Sizler gitmiyor musunuz? Yok hocam, yani burada kalacağız. Buradan takip edeceğiz. Hı. Allah kısmet ederse inşallah galibiyet haberlerini buradan gazeteden, televizyondan duyururuz hocam. Tabii ki inşallah. Hep sizden de maç sonrasında da görüş almak isteriz tabii hocam. Tabii ki zaten ben de takip edeceğim yine o maçı. Evet. Dediğim gibi biraz dikkat edilsin. İtalyan Portekiz ekolünden İtalyan ekoluna dönüş var. Daha çok defans, az pas, kondisyonları çok yüksek. Yani o gün hepsinin tek tek koşu yollarını, koşu mesafelerini hesapladım. Lig üstü bir mesafe. Gerçekten. Lig üstü. Öyle mi hocam? Gerçekten. O çok önemli yalnız. Çok önemli. Hepsini tek tek yani baktım. Katlettikleri yol, mesafeler. İşte şimdi Türkiye'de daha çok hep onu konuşurlar. Ne kadar koşmuş, kaç kilometre koşmuş. Ama ben daha çok efektif koşmuş mu,
nerede durmuş? Faydalı koşu dediniz. Tabii ki olması gereken yere mi koşmuş, olması yerde gereken yerde mi durmuş? Onlara baktım. İnan çok hazır bir takım. O detay daha önemli hocam. Aslında tabii ki, bunu öne almamız lazımdı. Tabii ki yani. Demek oyun felsefeleri hakikaten hocanın istediği şekliyle gerçekten yani. Yani ben 15 yıl çalıştım Romanya Ligi'nde, Süper Ligi'nde. Bizim bir koşma yüzdemiz var. Herkesin analizleri gelir her maçtan önce. Bu maçı ben işte İstal'dan takip ettim. Müthiş bir koşu. Yani stoperlerinden tutalım, forvetlerine, hele iki tane o ön libero dediğimiz pozisyonda oynayanlar box to box oynuyorlar. Hı hı. Yani box to box demek 16'dan 16'ya kadar sürekli çalışıyorlar. Evet. Yani sadece alan olarak orta saha ve çevresinde kalmıyorlar herhalde. Bunlar çok dikkat Anladım. Ediyorlar. Hocam o zaman cuma günü buradaysanız maç sonu sizden bir görüş alalım yine. Tabii sevgili ki. Seyircilerimize duyuralım. Tabii tabii, ne demek ya? Memleketimizin takımı. Evet, sizin yani detaylarınız önemli bizim tabii için. Ki. Kıymet veriyoruz evet, tabii ki. Evet, takımda hocam da dediğim gibi bence bu hafta bazı değişiklikler yapacaklar kadroda. Anladım hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam, ne demek? Dilinize sağlık. Ne demek Ercan? Sevgili seyirciler, Yüksel Yeşilov hocamızdan teknik direktör, Kulüç takımıyla ilgili genel detayları aldık. Demirspor'la ilgili değerlendirmelerini aldık. Hoca da söz verdi. Cuma günü yine sizlerle birlikte olacağız. Bu karşılaşmanın detaylarını hocadan alacağız. Cuma günü görüşmek üzere. Esen kalın.